Sanayi İnkılabı, Avrupa'da insan gücüne dayalı üretim tarzının makinelerle yapılan üretim anlayışına dönüşmesi, Sanayi İnkılabı ya da Endüstri Devrimi olarak adlandırılmıştır. İlk kez 1750 ile 1830 yılları arasında İngiltere'de ortaya çıkan ve zamanla diğer Avrupa ülkelerinde etkili olan Sanayi İnkılabı'nın en önemli nedenlerinden biri buharlı makinelerin üretimde kullanılmaya başlanmasıdır. İngiltere'de ilk buhar makinesi James Watt tarafından yapılmıştır. Sanayi inkılabı önceleri tekstil alanında kendisini göstermiş, daha sonra ise demirçelik sanayisinin gelişmesine yol açmıştır. Sanayi devriminin İngiltere'de başlama nedenine gelince o dönemin İngiltere'si dünyanın en büyük sömürge imparatorluklarından birisidir. Dolayısıyla sömürgeleştirdiği topraklar sayesinde hem kömür, demir gibi hammadde kaynaklarına bolca sahiptir hem de ürettiği mallar için geniş pazar olanaklarına sahiptir. İngiltere bir ada devleti olması nedeniyle denizcilik alanında çok gelişmiş bir devletti. Bu nedenle güçlü bir donanmaya ve ticaret filolarına sahipti. Böylece ham madde ve mamul madde taşımacılığını kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilmekteydi. Bütün bu avantajlar İngiltere'nin lehineydi. Sanayi devrimi bu nedenle İngiltere'de başlamış oldu. Artık giderek diğer Avrupa ülkelerine de yayılmaya başladı. 1763 yıllarında James Watt tarafından üretilen buharlı makine sanayi devriminin dönüm noktası olmuştur. Buharlı sisteme geçiş 1807 yılında ise Robert Fulton tarafından gemilere uyarlandı ve okyanus ötesine gemi seferleri başlatmıştır. Daha sonra 1844 yılında Samuel Morse Amerika'da ilk ticari telgrafını keşfedip hizmete sundu. 1876 yıllarında Alexander Graham Bell telefonu icat etti. Tarım sektöründe ise Almanya öncülük etmiştir. İlk şeker pancarından şeker üreterek daha sonra suni gübreyi imal etmiştir. Sanayileşme büyüdüğü için İngiltere'de demir ve çelik ham işleyerek kömür üretmeye başlamıştır. Sanayi inkılabının sonuçlarına gelecek olursak, Avrupa'da seri üretim nedeniyle üretim maliyetleri azaldı. Makinalı üretim nedeniyle insan emeği ucuzladı ve işsizlik sorunları ortaya çıktı. Seri ve ucuz üretim küçük atölyelerin ve el tezgahlarının kapanmasına neden oldu. Avrupa'da işçi sınıfı adıyla yeni bir sınıf doğdu. İşçi sınıfının sorunlarının çözülmesi amacıyla sendikalaşma ve parti kurma çalışmaları yaşandı. Bu amaçla kurulan ilk parti Fransa'da kurulan Sosyalist Parti olmuştur. Sanayi devrimi sonrasında büyük sanayi şehirlerinin kurulması, köyden kente göçlerin artmasına neden oldu. Bunun sonucunda kentlerde yeni toplumsal sorunlar ortaya çıktı. Ekonomik rekabet, sömürgecilik anlayışının yeniden önem kazanmasına ve sömürgeci devletler arasındaki rekabetin artmasına neden oldu devletler arası rekabet, silahlanma ve bloklaşmalar da beraberinde getirmiş ve 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına da zemin hazırlamıştır. Ekonomi ile ilgili liberalizm, kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi görüşler ortaya çıktı. Ticaretin gelişmesi taşımacılık ve ulaşım ihtiyacını arttırdı. Bunun sonucunda demir yolları yapılmaya başlandı. Sanayi devriminden sonra özellikle denizciliğin önemi artmış, zırhlı donanmalar yapılmaya başlanmıştır. İlk olarak Osmanlı ülkesi ucuz Avrupa mallarının istilasına uğramıştır. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'dan gelen ucuz mallar karşısında fiyat olarak rekabet edemeyen küçük atölyeler kapanmaya başlamıştır. Bu durum işsizlik sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda uyguladığı denge politikasının da etkisiyle sanayileşmiş devletlere ticari ayrıcalıklar vermiştir. Osmanlı Devleti dışarıya ham madde satan fakat mamul işlenmiş madde alan bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin ekonomik alanda Avrupa'ya bağımlılığı da artmıştır. Ham madde ve pazar bakımından zengin olan toprakların nedeniyle Osmanlı Devleti'nin jeopolitik önemi artmıştır. Fakat buna karşılık Osmanlı topraklarının sömürgeleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının sonuçlarından biri değildir? Seçeneklere baktığımızda E seçeneğindeki çok partili hayata geçilmesi sanayi inkılabının sonuçlarından sayılmaz. Bu nedenle cevabımız E seçeneği. Buharlı makinelerin icadı, sanayi devrimi, sömürgecilik, ulusal devletlerin kurulması, 1830 ihtilali. Bu sıralama dikkate alındığında neden-sonuç ilişkisini bozan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Sıralamaya baktığımızda neden sonuç ilişkisini bozan gelişme ulusal devletlerin kurulmasıdır. Bu nedenle doğru seçenek D seçeneğidir. 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de buhar gücünün makinede kullanılmasıyla başlayan sanayi inkılabı kısa bir süre sonra Avrupa'nın tamamında etkisini göstermiştir. Buna bağlı olarak üretim artmış, ham madde ve pazar ihtiyacı ile birlikte devletler arası bloklaşmalar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Buna göre sanayi inkılabına bağlı olarak sömürgecilik yarışının başlaması, devletler arasında ittifakların kurulması, ulusal devletlerin kurulması, artı ürün miktarında artış yaşanması, gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması beklenemez. Öncüllere bakıldığı zaman, 3. öncülümüz olan ulusal devletlerin kurulması Fransız ihtilalinin bir sonucudur. Sanayi inkılabının sonucu olmadığı için doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.